Merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir senaryoyla karşınızdayım. Yeni bir trigger oluşturacağız. Bu trigger sayesinde kontak objesinde, kontak nesnesinde diyelim, var olan mailing adresi ile other adresi otomatik doldurmaya çalışacağız. Şöyle, mailing adresini biz dolduracağız. Mailing adresine girdiğimiz değerlerin aynısını other adresin içine koyacağız. Ama bunu yaparken ilave eden bir alana ihtiyacımız var. Yani filtreye ihtiyacımız var. Çünkü ben bunun sürekli olmasını istemiyorum. Şöyle tercihe bağlı olsun. Bir filtremiz olsun. Adı mailing address is same as other address olsun. O tıklandığı zaman bizim mailing adresine girdiğimiz değerler otomatik other adrese gelsin. Yani her zaman gelmesin. Eğer ben city'ye Trabzon yazıyorsam bu her zaman other city'ye eşitlenmesin, eşleşmesin. Ne zaman eşleşsin? Bizim oluşturacağımız checkbox yardımıyla sadece istediğimiz zaman. Bazı durumlarda eğer gerçekten mailing adres ile adres aynı adres ise o durumlarda biz mailing city'yi other city'ye, mailing country'yi other country'ye bir bir eşleştireceğiz. Bunu yapacağız. Bunun için bizim ilk başta bir filtre ihtiyacımız var. Edit obje kısmına gidelim. Burada yeni bir field oluşturalım. Biliyorsunuz new kısmından field and relationships'e girin. New kısmından bir checkbox oluşturun arkadaşlar. Checkbox'ımız ne olsun? Şöyle diyoruz. Mailing adres. Daha önce oluşturmuştum. Mailing adres is same as other adres şeklinde bir checkbox oluşturuyoruz. Ve bunu kaydediyoruz. Save diyoruz. Şimdi tekrar kontaklara gelirsek. Bu field'imizi şurada görmek istiyorum ben. Ne yapabiliriz? Şurada setting ikonu üzerine tıklarsanız Select Fields to Display kısmından bu tabloda gözüken sütunları artırabiliyorsunuz. Buradan en son oluşturduğumuz field'in adını bulalım. Evet, MD olması lazım. Mailing adres is same as other adres. Bunu bu tarafa atalım. Hatta mailing city'yi atalım, mailing country'yi atalım. Bir iki tane atalım böyle. Farkını görmek için gerçekten değişmiş mi değişmemiş mi ona bakacağız. Save diyorum. Öncelikle bir account oluşturalım. Sorry, kontak oluşturalım. Last name zorunlu. Sadece last name'i girebiliriz. Ne diyelim? Kontak A diyelim. Bu şekilde oluşturuyorum. Şu anda ben mailing street'e şöyle desem mesela street A desem city'ye city A desem province'e IN desem postal kodu rastgele bir şey girsem mailing country'i de diyelim ki Türkiye olarak işaretledik. Şu anda other adrese hiçbir şey koymadım. Hiçbir şey girmedim. Ne olacağını biliyorsunuz. Şöyle olacak. Mailing city A olacak. Mailing country Türkiye olacak ama other city ve other country'de hiçbir şey yok. Biz ne zaman mailing adresi same as other adres kısmına tıklarsak o zaman birbirine eşitlenecek. Otomatik eşitlenecek arkadaşlar. Onun için bir trigger yapmamız gerekiyor. Yine Developer Console'dan File kısmından New Trigger diyorsunuz. Yeni bir Contact Trigger oluşturuyorsunuz. Objectin adını da Contact olarak seçiyorsunuz. Burada yanlışlıkla Contract seçenler var. Ondan sonra istedikleri sonuçlara ulaşamıyorlar. O yüzden Contact mı, Contract mı iyi bakın. Contact olan objekti seçmeniz gerekiyor. Burada dikkatli olalım. Submit diyorum. Evet, böyle bir trigger zaten var diyor. Bakalım var mı? Home'a geliyorum. Kontak sorry. Triggers diye search yaparsanız
Apex Trickers içinde böyle bir kontak var mı? Yok. O zaman sayfamızı refresh yapalım. Evet. Şimdi yeni bir trigger oluşturuyorum. Ne diyorum? Kontak trigger diyorum. İstediğiniz gibi isimlendirebilirsiniz. Ben böyle yazıyorum genelde. Sonra kontak objektimizi seçmemiz gerekiyor. Seçiyoruz. Kontak olduğundan eminiz. Submit diyoruz. İlk başta before insert olarak yapalım. Belki daha sonra before update kısmını da ekleriz. Şu anda geliyorum. Kontaktımızı oluşturduk. Biz kontaktın içine bazı filtreler gireceğiz. Bu filtreleri, bu alanları, bu değerleri trigger yardımıyla mailing adresi girdiğimiz değerleri other adres kısmına aktaracağız. Bir eşleştirme yapacağız. Ama bunu ne zaman yapacağız? Bir şartımız var. Şartımız ne? Eğer mailing adres is same as other adres seçilmişse. Öncelikle for loop'umuzu yapalım. For each loop'umuzu yapalım. Bütün kontakları trigger new'den alalım. Kontak diyorum. Con diyorum. Trigger new diye ekliyorum. Trigger nokta new şeklinde ekliyorum. Şimdi condition'ımızı girmemiz gerekiyor. Şartımızı girmemiz lazım. Şart deyince aklımıza gelen şey nedir? If'tir. If. If diyoruz. Bu bizim oluşturduğumuz buradaki kontak biliyorsunuz trigger nokta new liste. Ama içindeki con diye burada belirttiğimiz şey single kontak. Tek bir kontak. Onun şu şekilde con nokta mailing adres is same as other adres kısmını alıyoruz. Ve bunun true olduğu zamanlarda eğer true ise benim trigger'ım şu işlemleri yapacak. Bir, hangi işlemleri yapacak? Con nokta other mesela ne olsun? Other country'yi bizim con nokta mailing country eşit diyecek. Con nokta mailing country diyelim. Şu şekilde düşünün. Mailing country'yi zaten biz girdik. Mailing country'nin bir değeri var. Gireceğiz çünkü. Onu değeri olmayan other country'ye eşitliyor. Aynı şekilde con nokta other diyelim. City bizim oluşturduğumuz yeni kontaktın mailing city içindeki değere eşitliyor. Bir sonrakine gidelim. Kontak diyoruz. Other diyelim. Other ne olur? Burada postal kod diyelim. Eşittir. Con nokta mailing postal kod diyelim. Con nokta other ne diyelim? Other state diyelim. Eşittir. Con nokta mailing state diyeceğiz. Sonuncusu con nokta other street diyelim. Eşittir. Con nokta mailing street diyoruz. Evet, bunları tek tek eşleştirdik. Burada dikkat etmeniz gereken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Mailing country başa, other country sona koymayın. Çünkü öyle yaparsanız, eğer burada mailing country varsa siz şunu yapıyorsunuz. Mailing country'ye bir değer ver. Değeri ne? Other country. Ama siz other country içine hiçbir şey yazmadınız ki. Yani var olan mailing country'nin içinde bir şeyler var. Mesela Türkiye var. Siz mailing country'nin değerini other country'ye eşitleyince other country'den aldığı değeri mailing country'ye atıyor diyelim. Zaten var olan Türkiye'yi siz ne yapıyorsunuz? Boşaltmış oluyorsunuz. İçi boş oluyor. Eğer siz buradaki mailing şu tarafta tanımladığımız mailing filtrelerini sol tarafa other filtrelerini sağ tarafa alırsanız siz mailing girseniz bile mailing adres kısmını doldursanız bile iki tarafta boş olacak. Çünkü doldurduğunuz kısmı tekrar boşaltmış oluyorsunuz. Bu şekilde bir yanlış yapmayalım. Değeri olanları sağ tarafa koyalım. Şöyle düşünün. Diyelim ki ben bir indicer var diyelim. X eşittir. Onu 12 değerini veriyorum. Değer hangi tarafta? Değer sağ tarafta olur. Şunu yapamazsınız. 12 eşittir x diyemezsiniz. Çünkü x'in değeri yok. X'in değeri yok. O yüzden bunu yapamıyoruz.
Bu şekilde bir hatırlatma yaptıktan sonra kaydediyorum ve yeni bir kontak oluşturuyorum. Yeni bir kontak diyorum. Bu kez adını kontak B diyorum ve aşağı doğru geliyorum. Burada gördüğünüz gibi şey yok. Bizim oluşturduğumuz field henüz gelmemiş. Birkaç kere refresh yapmak lazım. Sayfa yenilemek lazım. Ya da biraz beklemek lazım. Şu anda o field'i seçmemiş gibi düşünelim. Bakalım bir street girince sağ tarafa gelecek mi? Diyelim ki ne diyelim? Burcu Sokak diyelim. Şehir adı Bursa olsun. Province Karadeniz olsun. Bu şekilde yazıyorum. Postal kod 45678 olsun. Country Türkiye olsun. Şu anda biz o oluşturduğumuz field'i seçmediğimiz için, yani şartımız yerine gelmediği için ne olacak? Bizim girdiğimiz değerler, mailing adresine girdiğimiz değerler other adres kısmına girmeyecek. Yani o tarafa aktarılmayacak. Çünkü biz field'imizi seçmedik. Seçmediğimiz için şartımız yerine gelmedi. Save deyip bakıyorum. Kontaklarıma bakıyorum. Mailing kısmı tamam ama other kısım, other kısımlar, other city, other country boş. Çünkü gördüğünüz gibi mailing adres is same as other seçilmemiş. Biz kontakları refresh yapalım. O field'i görmemiz gerekiyor. Tekrar açıyorum. Field'imiz gelmiş mi? Bakıyorum. Göremiyorum. Evet, tekrar refresh yapalım. Evet, henüz gelmemiş. Henüz gelmemiş. Beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen geliyor, bazen gelmiyor. Neden olduğunu tam da çözemedim. Evet. Henüz gelmemiş. Evet. Henüz gelmediği için şöyle yapalım arkadaşlar. Biz oluşturduğumuz trigger'a bir de before update diyelim. Before update diyorum. Evet, before update diyorum. Sonra update olduğu için biz bunu update yaptığımız zaman da bunun çalışmasının gerektiğini düşünüyorum. Çünkü update dedik. Update olduğu için trigger'ımız çalışacak ve mailing city içindeki değerleri other city'ye, other country'ye aktaracak. Öncelikle contact bir update yapıyorum. Buradan gördüğünüz gibi seçiyorum. Save diyorum. Sanırım siz de gördünüz. Mailing city Bursa, other city Bursa olarak eklendi. Mailing city tamam. Mailing country Turkey, Turkey olarak eklendi. Aynı şeyi birinci kontaktımızı yapalım. Update yapıyorum. Aynı şekilde görüyorsunuz. Siz gidip de CDA'yı değiştirseniz mesela diyelim ki Malatya yazınız. Malatya yazınca ne olacak? Other city de Malatya olacak. Çünkü biz diyoruz ki mailing adresimiz other adresi aynı. Bunu seçtik. Seçtiğimiz için bu ikisi de değişiyor arkadaşlar. İkisi de değişiyor. Evet. Bu şekilde yeni bir trigger oluşturduk. Umarım faydalı olmuştur. Şeye de bakalım gelmiş mi? Henüz gelmemiş. Problem değil. Trigger'ımızı çalıştırdık. Update yaparken gördük. Yani before insert de, yaparken de görmek istiyordum ama oluşturduğumuz yeni field'imiz henüz page layout'umuzda gözükmüyor. Gördüğünüz gibi hala gözükmüyor. Biraz zaman alması gerekiyor sanırım. Olsun. Çalıştığını gördük. Bir sonraki senaryomuzda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum.